Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray ve bugün sizlerle beraber FIFA Mobile 19'da eski hesabıma geri döndüm. Artık buradan devam ediyoruz. Belki diğer hesaptan ara sıra paket açılımı videosu yaparız. Ancak buradan devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi sizlere kadromu göstereceğim çünkü unutmuşsunuzdur muhtemelen. Ve arkadaşlar kadroma belki yeni takviye yaparım. Bunlarla ilgili tavsiye istiyorum. Ayrıca bu hesapta ne tarz videolar yapalım? Bunun da tavsiyesini istiyorum. Bir şey soracağım zaten size bu videoda. Ve arkadaşlar size bir tane snipe taktiği göstereceğim. Ayrıca 2500 CFR'lik bir tane paket edeceğiz. Videoya like atmayı, beğeniyseniz de kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Tam gaz devam ediyoruz YouTube'a. Cube TV'ye de devam ediyoruz arkadaşlar. Açıklama kısmından yayına katılmayı unutmayın. Akşam 5'te veya 6'da yayında olacağım. Muhtemelen 5'te açacağım ama bir sıkıntı olursa, yani 5'te açmamış olursam 6'da açarım. Yani açıklama kısmından hemen Cube TV'den beni takip etmeyi unutmayın ki bildirimler gelsin arkadaşlar. Buradan da abone olun, bildirimleri açın ki bütün videolarla ilgili bildirimlerinizi alın. Haydi bakalım arkadaşlar. Şimdi ilk olarak kadroma bir girelim. Kadroma şu anda girdiğimiz zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar 87 yani 120 kimyalık, yani kimya kadrom burada, asıl kadro burada. Bayağıdır oynamadım. Yani ben video çekmemeye başladığımdan beri oynamadım. Buraya geçtiğimiz zaman sadece rating kadrosunu görüyorsunuz arkadaşlar. Buraya en yüksekken yaptığımız zaman ne oluyor? 89 olmuyor. En yüksekken yaptığımız zaman bu şekilde oluyor. Ve buraya geçtiğimiz zaman da arkadaşlar burada işte arkadaşlar soracağım ilk soru burada. Arkadaşlar şimdi buradaki soracağım soru, biz bu seriye başlamıştık ve 2 tane oyuncu almıştık. Ben 1000 beğeni de yeni oyuncuyu alacağım demiştim. Ancak 900 beğeni civarında bir beğeni geldi. Arkadaşlar o zaman bu videoya 500 beğeni atıp yorumlarda da isterseniz şu anda ben bu seriye tekrardan devam edeceğim. 500 beğeni zaten kolayca yaparsanız hemen tam ekranı kapatıp beğenmeyi unutmayın. Bu seriye devam etmemi istiyorsanız yorumlara like atarsanız çok sevinirim. Bu arada Belhanda'nın beceri geliştirisi yok mu ya hiç? Belhanda bir boostu varmış. Çok değişik duruyor arkadaşlar ve transfer önerisi yaptıracağım sizlere. Zaten o videoyu yapmışsınızdır. O videoda yaptığınızı alırım. Şimdi arkadaşlar snipe taktiğini göstermeden önce 2 tane 45.000 coins'lik paket açıp 1 tane 2500 jetonluk, yani bu paketi açacağım. Ve bundan umarım güzel bir şey çıkar. 2500 cevherlik bu arada. Galiba cevher demedim az önce. Burada da 70 liraya 2500 FIFA points ve 1000 VIP puanı veriyor. Aslında bu alınılabilir. Neden? Çünkü arkadaşlar Team of the Year geliyor. Ve bununla ilgili ben paket açılım videosu aslında yapmak istiyorum. Umarım coins açılacak paketler de gelir. Her neyse arkadaşlar burada gördüğünüz gibi coins açılacak paket zaten yok. Birazcık coins kastım. Bu coinsleri nasıl kastığımı göstereceğim arkadaşlar. Hangi taktikle kastığımı. Ve ilerleyen zamanlarda güzel taktikler çıktıkça arkadaşlar sizlere ben göstereceğim. Ama şu anda baktığım kadarıyla pazar birazcık bozulmuş durumda etkinlikten dolayı. Şimdi bundan sonra bir tane daha 45.000 coins'lik paket açacağım. Ve sonrasında 2500 cevherlik paketten açacağım. Bakalım o 2500 cevherlik paketten güzel bir oyuncu çıkartabilecek miyiz arkadaşlar? İki tane bundan açtım öylesine. Hatta bir tane de beceri paketi açasım geldi. Hemen o zaman bir tane... beceri paketleri şey miymiş? Tamam, o zaman şu ücretsiz paketlerden kademe 3'ü açacağım. Buradan da beceri gelir zaten. Şu ücretsizi de açalım. Hemen şöyle tümünü aç dedik. Ve 73'lük oyuncu çıktı ücretsiz paketten. Yavaş yavaş elite yaklaşıyoruz arkadaşlar. Ben senenin başında sizlere o paketten elit çıkaracağımı söylemiştim. Şu anda yavaş yavaş yaklaşıyoruz arkadaşlar. Altın çıkardım. Yani söyledikten sonra tabii ümidim kalmadı artık ama yapacak bir şey yok. Arkadaşlar şimdi burada grup aşaması paketi var. Gördüğünüz gibi 1000 FIFA points'lik. Şimdi arkadaşlar ayrıntılı bilgiye geldiğimiz zaman 83'te oyuncu çıkarma ihtimalimiz kaçmış? %11. %11 ihtimal, yani 10 pakette bir tane çıkıyormuş. Ancak şu anda bize çıkar mı bilmiyorum. Şu saçımın durumundan dolayı da gerçekten videoyu kesip kesip duruyorum. Sinir oldum. Bu saç niye böyle oldu ya? Yeter artık. Gerçekten sinir oldum. Her neyse arkadaşlar 2500 cevherlik paketimizi açıyoruz. Umarım güzel bir şey çıkartırız arkadaşlar. Haydi bakalım. Hazır mıyız? 3, 2, 1. Bom! Bastım bakalım. Yavaş yavaş açılacak tabii bütün öğeler. 50 tane grup aşaması puanı çıkardık. 73'lük Hasan Ali Kaldırım, 75'lik Sansone ve 79'luk Suarez çıktı. Maalesef elit oyuncu çıkartamadık arkadaşlar. Ancak bu şekilde bazı oyuncuları çıkarmış olduk arkadaşlar. Hemen paketlere tekrardan geçip bir tane daha. Bir dakika varmış. Küçük XP paketi var. Küçük geliştirici. Tamam, küçük geliştirici paketi açalım bir tane o zaman. Hemen şöyle nadir geliştiricimizde bir tane çıkar, hemen şöyle açalım. Ve uzun pas geliştiricimiz çıkmış. Güzel oldu, sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar çıkardığımız oyunculardan Hasan Ali'yi bu kadroya ekleyeyim. Hatta belki bir sonraki video için Hasan Ali'yi buraya ekliyorum hatta arkadaşlar. Bir sonraki videoda kimi almamı istediğinizde yorumlara yazabilirsiniz. Hasan Ali gel buraya sen.
Çıktı çünkü arkadaşlar. Çıktıysa demek ki bu seriyi bizim yapmam... Oo, Maykon da var bende. Maykon ne alaka? Güzel abi, Maykon'u da ekleriz o zaman. Sıkıntı yok abi, ekleriz, ne olacak. Hasan Ali gördüğünüz gibi 80 yaptım. Yani ben bu seriyi devam edeceğim. Bayağı bir ara verdiğimiz için arkadaşlar, o zaman Maykon'u da ekleyelim. Değil mi? Buradan Maykon'u da ekleyelim yani. Güzel olur bence. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, buraya Maykon'u da ekledik. Ve hala becerisi geliştiren bir oyuncu yok galiba. Bakalım. Bir dakika, bir aktif yapalım. Belki aktif yapınca geliyordur o. Şöyle aktif yapalım. Beceri geliştiricileri tekrardan girelim. Evet, iki tane var. Yani varmış. Şimdi top hakimiyetine geldiğimiz zaman kalecimiz var. Tabii bu önemsiz. Öylesine bir gelişsin arkadaşlar. Ne güzel, lig puanımızı geliyor yani en azından. Ve görüş Belhanda da bir tane gelişmiş. Yani ben demin bakmıştım, gelişmedi sanmıştım. Ancak gördüğünüz gibi Belhanda da gelişmiş arkadaşlar. Şimdi burada günlük görevlerden aldığımız bazı ödüller var. Hemen şöyle 8 kimyalı güzelim takımımızla devam edeceğiz. Ama şunu bir aktif yapalım. Ve şuraya bir geçelim arkadaşlar. Ve bunları bir alalım 2 dakika. Bunlar neymiş? Oyuncuya antrenman yaptır. Ve mağaza paketi aç. Bu arada arkadaşlar, canlı yayınlara henüz gelmediyseniz ve gelsem mi gelmesem mi diye düşünüyorsanız kesinlikle gelin. Her gün çok eğleniyoruz orada arkadaşlar. Bana hediye gönderiyorsunuz. Ben sizin isimlerinizi falan okuyorum. Gerçekten çok eğlenceli oluyor. Her neyse. Şimdi arkadaşlar, pazardan bir de coins kasma taktiği göstereceğim. Şimdi arkadaşlar, buraya 81 yazıyorsunuz. Hala çalışıyor mu bilmiyorum. Umarım çalışıyordur. Şimdi abi buraya şöyle geliyorsunuz ve buraya pik yazıyorsunuz arkadaşlar. Bunlar snipe taktikleridir bu arada. Snipe taktiğini beni bayağıdır izlemiyorsanız bilmiyor olabilirsiniz. Şöyle abi, bir dakika. Boşluk kendi kendine bırakıyor ya. Sinir oldum şu anda. Pik yazıyoruz. Kapatıyoruz. Sonra tekrardan ünlem yapıyoruz. Tekrardan açıyoruz. Açamadım. Tekrardan açıyoruz. Ve buraya tah yazıyoruz. Ve tekrardan kapatıyoruz. Ve arkadaşlar, taktiğimiz hazır. Buraya da max fiyat tabii ki yazacağız. 110.000 coins yazıyoruz ve kaydete basıyoruz. Taktiğimiz gördüğünüz gibi bu şekilde. Bakalım işliyor mu şu anda? Evet arkadaşlar, taktik bozulmuş durumda. Bu taktiği nasıl düzeltebiliriz arkadaşlar? Laporte'u da kapatacağız ve 109.000 yapacağız max teklifi. Ve Laporte'u kapatacağız arkadaşlar. Bu şekilde taktikte mesela küçük sıkıntılar çıkıyorsa bu şekilde halledebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi böyle yapıyoruz ve Lapo yazıyoruz ve kapatıyoruz. Laporte'u da kapattık ve arkadaşlar, taktik hala işlemiyor. Anderson, Talisca çünkü çok fazla var pazarda, ya da belki de oyuncu bulmuş olabilir şu anda. Mesela Hiradeki'yi bir alacağım ve değerine bakacağım. Alamamışım bu arada, kaçmış. Yani taktik işliyor da olabilir şu anda. Morata'yı da alamadık. Muhtemelen Talisca'yı da alamayacağım. Aa, Talisca'yı aldım. Umarım değerlidir ama bence değildir ya. Olmayabilir yani. 203.000 coins'i Talisca'yı aldık. Hemen 2 dakika bir Talisca'nın değerine bakayım. Arkadaşlar, o kadar para ediyor muymuş o adam, yoksa bizi mi kandırdılar? Yani tabi arkadaşlar, tutmayabilir. Talisca da tutmuyorsa mesela, Talisca'yı bir daha tekliften sileriz. Aramaya basalım mesela, Talisca'nın değeri ne kadarmış. MOO da yapalım şöyle, pozisyon MOO. Hemen aratalım ve Talisca'yı bulamadık. O zaman şöyle 82 MOO. Ve nasıl yapabiliriz abi? Talisca niye çıkmadı ki? İşka yazalım. İşka. Anderson Talisca'yı bulamadık. Ander yazalım. Anderson Talisca'nın Ander'ini yazdık. Ve çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kar ettirmemiş bize. 220.000 coins'e pazarda satılıyor. Ben 200.000 coins'e aldım. Ve 220.000 coins'e muhtemelen fiyatı bu kadar arkadaşlar. Yani hepsinden kar etmiyorsunuz zaten ama zarar da etmedim yani. %5'lik kesintiyle beraber tam payımdayım. Gördüğünüz gibi yani 220.000 coins'in altına sadece 7 dakika önce koyulmuş oyuncu var. Hemen arkadaşlar, o zaman Talisca'yı da sileceğiz. Ve taktiği tekrardan yazalım. Ve arkadaşlar, taktiği şu anda yazdım. Arama kısmında bu şekilde yazıyorsunuz. 81 minimum rating ve 110.000 max teklif. Ve Bastos çıktı. Almayacağım çünkü Bastos'un çok para ettiğini düşünmüyorum. Ama haydi bakalım arkadaşlar, bir kere yenilensin bakalım. Dost var sadece pazarda şu an ama Bastos'u da çok almak istemiyorum. Çünkü zaten uzun zamandır alınmadığına göre bir değeri yoktur ama şu kaçanları görüyorsunuz arkadaşlar. Bu kaçanlar belki gözümün önüne gelseydi. Mesela Hiradeki ne kadar para ediyor bilmiyorum ama bence az para etmiyordur arkadaşlar. Sonuçta 83'ken bir kaleci bir de. Hani kaleci de olması gerçekten çok önemli bir durum. Hemen yenileyip duruyoruz arkadaşlar. Bakalım yakalayabilecek miyiz birisini? Hemen yenilendiği zaman o zaman devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, David Luiz geldi. Bu adam 700.000 coins yapıyordu. O yüzden aldım. Ve Robertson'u tam 1.5 milyondan koymuşlar. İyi ki almadım yani. Robertson'u da alabilirdim gaza gelip. İyi ki almadım. David Luiz'i dün 700.000'e sattığımı hatırlıyorum. 700.000 şimdi %5 zarar ettiğimiz zaman zaten 35.000 coins. Yani ben bundan 30.000 coins falan kar edeceğim eğer 700.000'e satabilirsem. Ki 700.000'e satılır arkadaşlar. Ancak Robertson'u falan yanlışlıkla alsaydım çok büyük zarar ederdim. O yüzden iyi ki alamamışım yani. Ve
Bakıyoruz. Dost'la David Luiz var. Şu an arkadaşlar ufak tefek sıkıntılar var teklifte. Hani bazı sıkıntılar oluyor. Bunlar da yavaştan ben size yeni taktikler gösterecek de çözülecek zaten. Hemen yenileye basıyoruz ama şu anda çok da bir şey yok arkadaşlar gördüğünüz gibi. Pazarda bu şekildeydi taktiğimiz. Hemen David Luiz'in size fiyatını göstereyim. David yazalım şöyle. Ve 81 81 pozisyonda stoper ve aramaya basıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi David Luiz 700 bin coins'ten satılabiliyor ve bunun 35 bin coins'i bizde kesilecek. Gördüğünüz gibi 668 binden gitmiş. Ben 700 binden koyacağım bu adamı. 700 binden satılacak ve 35 binde kesildiği zaman ben 30 bin kar etmiş olacağım. Tabii David Luiz'i dün 300 bin coins'i alıp satmıştım. Şimdi bu fiyattan alıp sattım. Ama yavaş yavaş tabii kar edersiniz arkadaşlar. Şöyle 650 bin. Ama fiyatından emin olmadığınız oyuncuları da direkt tabii ki almayın. Yoksa zarar da edebilirsiniz. Evet arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Videoya like atmayı ve Cube TV'den beni takip etmeyi unutmayın. Kanalı da buradan şuradan abone olabilirsiniz birazdan ama aşağıdan Cube TV'den takip ettiyseniz. Evet ettiniz mi? Geliyorsunuz değil mi akşam? Haydi bakalım şuradan kanala abone olmayı ve şuradaki videodan herhangi birisine tıklayarak muazzam bir videoya gitmeyi unutmayın arkadaşlar. YouTube'da yeniden aktif video atmaya başladım mı bilmiyorum ama bir şekilde bir şeyler yapıyoruz. Hoşçakalın, sizleri seviyorum ve bay bay.